hakkınızı söylüyordunuz. Ses biraz sonra geliyor da sizin sözünüzü kesmiş oluyorum, kusura bakmayın. Vahiy aldığınızı söylüyordunuz siz de hocam. 19'a yönlendirdi gibi bir yazınız vardı. Hatta arkadaşlarınız da buna şahit olmuşlardı. Derdim. Hayır, öyle bir iddiam yok. O zaman vahiy geldi diyorsunuz ama hocam. Yani vahiy gelip de elçi olmayan bir şey olabilir mi? İşte sen sünni bir ateistsin. Çünkü itirazların, beni başla yani seni şey etmek sünni için ateistim demiyorum. Çünkü itirazların hemen hemen hepsi sünnilik inancını İslam zannediyorsun. Hadislerle, hurafelerle, fetvalarla karıştırılmış. Anlıyorum ve seni suçlamıyorum. Kesinlikle yanlış anlama. Kur'an mesela şeye vahyettiğini söylüyor Meryem'e. Meryem elçi değildi. Veyahut da Musa'nın annesine veyahut da arıya vahyettiğini söylüyor. Yani Allah dilerse sana da vahyeder. Eğer gerçekten sen Rabbinin şeyine... Bana vahyetmez hocam, merak etmeyin. Senin ben, şeyine bağlı. Ben sağlıklıyım yani. Sen eğer gerçekten... Yok, bana vahyetmez. Vahiy yazarsın attım, önemliye giderim açıkçası. Yani şöyle ama değilim. Aynen, şaka değil. Bir söylüyorum hocam. Mesela ben yarın bir gün bana böyle bir sesler gelse yukarıdan, işte dese ki 19. sayfaya git falan. Ben anında giderim ruh ve sinir hastalığı bir hastanesine. Ciddiyim yani, şaka değil. Bak dinle. Bak dinle. Benim durumum farklı bak. Ben hiçbir kimseden bu iş için ne para istiyorum, ne yalan söylesin, dinle, doğru söylüyorsunuz. Ne makam istiyorum. Hatta ben bu yaşadığım şey var ya, bu vahiy denilen olay, ben bütün dünya meydan okudum. Her hayatımı riske soktum onun için. %100 tanık olduğum bir olay ve daha sonra birkaç yıl içerisinde o olayın bazı kehanetleri oldu. Yani bazı prediction dediğimiz şeyler oldu. Onu paylaştığım bazıları ona tanık oldular. Yani kesinlikle zerre kadar şüphem olmayan bir şey. Ve bir de sadece bir olay olarak kaldı. Mesela bir kehanet yani yapabilir misiniz hocam? Seyirciler değil, burada. Hayır, ben geleceği yani... falan bilmem. Dinle bunu. Ben başkalarına da bir iddia olarak da söylemiyorum. Ancak birileri sorguladığı vakit dedi ya Edip sen nedir? Ben diyorum ki 19 sistemine 100 tanık oldum ve bunu bizzat inceledim detayına kadar. Ve üstelik de bunu incelerken mevcut musaflarda hatalar keşfettim. Ve bütün Müslümanlar olmaz dediler ama en eski arkeolojik deliller, en eski nüshalar bunu doğruladı 19 sistemini.